Şimdi siyaset dünyasına e, gerçekten bir hani bomba etkisiyle düştüğünü düşeceğini tahmin ettiğimiz bir tweet var. Deva Partisi lideri Ali Babacan'ın attığı sosyal medya hesabından e, Demokrasi ve Atılım Partisi önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararını almıştır. Ülkemiz için, demokrasimiz için hayırlı olsun. Şimdi tabii pek çok soru var. E, altılı bir masa kuruldu. Orada CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA ve Gelecek Partisi e, o masada. Hatta Ali Babacan'ın da aralarında bulunduğu liderler... ...geçen pazar e, bundan 3 gün önce akşam bir araya geldiler. E, ve orada işte hem bu işbirliğinin devam edeceğine dair açıklamalar yaptılar. Çeşitli komisyonlar kurulmasına... Karar verdiler. Şimdi dolayısıyla bu açıklamanın altılı masayla ilgili ne kadar ilgili ne kadar değil. Yani o işbirliği devam edecek mi etmeyecek mi? Ali Babacan Deva partisi bu masada yer alacak mı almayacak mı e, şeklinde sorular şimdi e, gündemde. E, dolayısıyla e, bunun Hızla cevabını arayacak tabi Ankara. Parti yetkililerine ulaşmaya çalışacağız biz de soracağız tabii ki. Ve Babacan bu tweetiyle ne demek istedi? Yani parlamento seçimlerine yönelik tek başına deva ayrı bir listeyle mi girecek? Mesela sorulardan biri bu. Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesinde ortak aday... ...yıl içinde olacaklar mı tüm partilerle birlikte işte bu altılı masayla birlikte. O işbirliğini tamamen sona mı e, erdiriyor? Bu son düzenlemelerden sonra e, seçim kanunundaki son düzenlemelerden sonra biliyorsunuz ittifak içinde ittifak meselesi gündeme gelmişti. O da Saadet Partisi liderinin açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Yani o altılı masadan bir kopuşa işaret değil çünkü onun da açıklamaları o şekilde algılanmıştı. Ama hayır o işbirliği devam edecek fakat bu yeni yasal düzenlemelerle birlikte milletvekili seçilme yönteminde bazı değişiklikler yapıldı önemli değişiklikler yapıldı. Dolayısıyla burada yeni bir hesap yapmak gerekiyor. İttifak içinde ittifak yani belli partilerin özellikle oy potansiyelinin olduğu yerlerde onların listeleriyle seçime girilmesi gibi dolayısıyla Ali Babacan'ın bu tweet'i ne kadar işte altılı masadaki işbirliğinin son bulup bulmadığı devam edecekse nasıl devam edeceği gibi iki kritik sorunun cevabına muhtaç bir durum yaratıyor. Ama e, muhtemelen gelen ilk tepkilerin ardından e, herhalde hızla e, bu tweetle birlikte ne söylenmek istediği e, aktarılacaktır, açıklanacaktır. Şimdi şöyle bir hızla bakıyorum. E, Özellikle sosyal medyaya da bakıyorum gelen e, tepkiler e, var mı diye. E, ama e, bu pazar günkü buluşma Demokrat Parti Lideri Gültekin Uysal'ın başkanlığında yapılan e, buluşma sonrasında. E, hatta şöyle söyleyelim. Biliyorsunuz e, Gültekin Uysal'ın bir açıklaması olmuştu. Cumhurbaşkanlığı adaylığı kriteriyle ilgili olarak orada AK Parti döneminde herhangi bir sorumluluk almamış biri olmalı demişti ve o ifadeler de deva ve gelecekte ama özellikle de gelecek partisinde ve işte lideri Ahmet Davutoğlu'nda bir rahatsızlık yaratmıştı. Hatta bu son buluşmada Davutoğlu'nun bu rahatsızlığını ilettiğini ama Gültekin Uysal orada eee kastının belli isimler özellikle de o masadaki isimler üzerinden olmadığını söylediğini ve kendisinin de anlayışla karşılandığını belirtmişti. Ve o toplantıdan sonra masada kriz yok mesajı verilmişti. Asıl önemli kısım burası ve işbirliğinin devamına ilişkinde e, somut aslında sonuçlar diyebileceğimiz çeşitli komisyonların kurulmasına e, karar verilmişti. Dolayısıyla e, şimdi Ali Babacan'ın Deva Partisi liderinin az önce ekrana getirdiğimiz e, tweet'i neye işaret ediyor? Bu e, ciddi anlamda bir soru işareti.